Kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Samsung C6 Plus sim kartlı hafıza kartı nasıl takılıyor onu sizlere paylaşacağım. Sim kartlı hafıza kartı takmak için kendi iğneleri kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için sim kızağına zarar vermiyor. Normal iğneyle topla iğneyle açmaya çalışmayın. Uçları çok sivri olduğu için içinde kırılıyor. Kırıldığı zaman da cihazınız garanti dışı olabiliyor. Bilginiz olsun. Evet, ilk önce sim kartı yeri çıkaralım. Nano takılıyor. Hemen sim kartın altında hafıza kartı takılıyor. Evet, hafıza kartı bir bölüme takılıyor. Burası da boş kalıyor. Sim kartınız eski bir sim kartıysa, şöyle bir sim kartıysa, bunları makineyle kestiğiniz zaman şu şekil bozuluyor. Bilginiz olsun. Kenarları da kalın olduğu için sim kızağına taktığınız zaman içinde takılı kalabiliyor. Bilginiz olsun. Eğer böyle sim kartınız varsa geçiş de yapabilirsiniz veya taşıma. Taşıma nasıl oluyor? Kartınız Turkcell'ken Vodafone'a, Vodafone'ken Türk Telekom'a taşıma yapabilirsiniz. Hem avantaj sahibi oluyorsun hem yeni bir sim kartı ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz. Ben bunlarla uğraşamam. Bir hafta sürer geçiş veya taşıma. Ben bunun yedeğini almak istiyorum diyorsanız yedeği de alabilirsiniz. Kimliğinizle beraber hatırınız Turkcell'ken Turkcell mağazalardan, Vodafone'ken Vodafone mağazalardan yedek sim kartı aynı anda alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Eğer kartınız 3 boyutluysa şöyle hafif bastırıyoruz. Yani şöyle mikro, bir daha bastığınız zaman nano, en ufağı. Hemen takalım. Kesik tarafı şekildeki gibi takıyoruz. Evet, şu şekilde takıyoruz. Cip tarafı arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Hafıza kartını takalım. Hafıza kartı şu şekilde takılıyor. Evet, gördüğünüz gibi cip tarafı içeriye gelecek şekilde ve arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Eğer sim kartı makineler makasla kesmiş olsaydınız kenarlar düz kesilmiyor. Düz kesilmediği zaman şöyle bir sim kartı kenarlar kalın olduğu için takarken hadi bir şekilde takabilirsiniz ama çıkarırken kenarlara takılıyor ve içinde kalabiliyor. Hem sim kartınız bozuluyor hem telefonunuz garantiliyken garanti dışı oluyor. Bir sürü problem. Hiç gerek yok. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.